Şimdi konsantre mama veriyorum. Şöyle daha temiz. Bayağı bir bitik durumda hocam. Evet. Arkadaşlar hafif bir sarılığı var Bartol'un. Şimdi hocamız kan tahlili yapacak. Daha sonraki süreçte ben sizi tekrar bilgilendireceğim. Biraz da ağız yoluyla besleyecek sanırım. Git. Git oluşum. Ben de böyle bu tarz bir şırınga alayım hocam. Bendekiler küçük. Hı hı. Bayılırlar. Kadın mı? Hı hı. Umut ediyoruz ki inşallah FIP değildir. Başka bir rahatsızlıktır. Birazdan arkadaşlar sonuçlar ortaya çıktığı zaman duruma göre tekrar videoya devam edeceğim. Damar yolu gördüğünüz gibi hocamız açtı. Kan tahlili şu an yapılacak. Duruma göre biyokimyaya da bakılacak. Önce bir kan, tam kan sayımı değil mi hocam? Evet. Şu anki? Hemogram. Hemogram. Evet. Hemogramı yapıldı. Gözüken tabloda kan değerlerinde yoğun bir enfeksiyon ve anemi durumu var. Çok yoğun bir anemi var. Yani olması gereken hemoglobin değeri en düşük aralık 9.3 iken 2'ye kadar düşmüş. Tamam. Zaten bu halsizliğin sebebi, bu kadar şey olması sebebi de anemi zaten şu an. Kansız yani şu an başı dönüyor gibi düşünün normal insanlar. Bayağı bir şey olmuş. Hı-hı. Kötü durumda. Bu şekilde. Evet, devam edeceğiz. Biraz solunum da sıkıntılı. Eğer şu an ne yaptık hocam? Şu an serum takviyesi yapıyoruz. Serum takıldı arkadaşlar. Evet hocam. Vücut ısısını dengelemesi için sıcak su torbası koyduk altına. Sıcak yerde kalsın diye. Hasta altı bezinin hemen altında sıcak su torbası var. Evet hocam. Bu şekilde serumla vücut sıvı kaybını dengelemeye çalışacağız. Sonrasında serum bittikten sonra da antibiyotik tedavisi, iç kan paraziti tedavisine başlayacağız. Şu an için hocamız kan paraziti şüphesini, enfeksiyon evet şüphesini değerlendiriyor. Ona göre bir tedavi uygulayacak. Antibiyotik de zaten verilecek hayvana. Evet. Hocam damar yolundan mı vereceksiniz? Yok, damar yolundan değil. Kas içinden tamam, kas içinden antibiyotik yapılacak. Bunun haricinde şu an için biyokimya yapmadık arkadaşlar. Birkaç gün, kaç gün gibi ortalama hocam belli olur? 1-2 gün. Yani 1-2 gün sonra kedide herhangi bir iyileşme olmazsa arkadaşlar biyokimya testine yani bakılacak. Kedide FIP, pardon, kedide FIP hastalığı var mı yok mu? Oradaki değerlere bakmamız gerekiyor. Şu an için dediğim gibi kan paraziti tedavisi üzerinden yola devam edeceğiz. Umarım iyileşir Bartol'umuz. Evet. Tek umudumuz o. Sizlerin de desteğine ihtiyacımız var durumu arkadaşlar. Durumu da kritik zaten. Bilgileri de olsun herkesin. Evet, durumu da biraz kritik. Şu an bayağı bir güçten düştü. Ben de acilen getirdim. Yemeden içmeden kesildi. Şu anda başka bir kliniğe geldik arkadaşlar. Bu ilk kez geldiğimiz bir klinik. İnternetten biraz araştırdım. Bir hocamızı da değerlendirelim istedim. Biraz da buradan yola çıkalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Acil desteklerimize ihtiyacımız var. Hocamız gerekli zaten birkaç gün burada kaldıktan sonra gerekli güzelliği yine bize yapacaktır sokak hayvanı olduğu için. Tekrar ücret konusunda da ben sizleri bilgilendiririm. Dediğim gibi birkaç gün geçsin, bir durumuna bir bakılsın. İlerleyen süreçte ekstra bir tedavi ister mi, işte başka testlerden geçer mi? Onların da bilgisini tekrar hocayla görüştükten sonra sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik yavaş yavaş burada videoyu sonlandıracağım. Hocam bu peki yarın sabaha kadar bir tık böyle bir düzenli yani olur mu? Sabah zaten kritik olur hocam. Yani sabah düzenli olursa belli olur kendi. Belli eder. Yani ya bugün zaten önemli. Bugün 24 saat çok önemli. Şu an şöyle söyleyeyim ben size arkadaşlar. Biz biyokimya testini yapmasak bile dahi zaten yapmamız için öncelikle kedinin bir tık iyileşmesi lazım. Elimizde FIP için ilaç da yok zaten. Evet. Önceliğimiz hayvanın bir an önce güçten yavaş yavaş yani şu anki güçsüzlüğünden kurtulması. Birazcık yani bize umut vermesi. Ondan sonra zaten olmalı o testlere bakılacak duruma göre. Dediğim gibi arkadaşlar eğer kaybedersek maalesef hocamız söylüyor yarın aynen gün içinde ölüm de olabilir. Tabii risk var. Risk var yani. Çünkü epey anemi çok yoğun bir anemisi var. Kan tablosu çok kötü.
O yüzden biraz daha Vartolu'nun güçlü olmasına bağlı bazı şeyler. Evet arkadaşlar, biraz da kendi bünyesine bağlı. Yani şu anda Vartolu'ya şans dilemekten başka bir şansımız yok arkadaşlar. Gerekli zaten ekipmanlar burada var. Yapılması gerekenler yapılıyor. Beslenmesi zaten sağlanıyor. Hocam ekstradan yine besleyecek misiniz? Tabii. Deminki gibi. Şöyle göstereyim. Bu konsantre bir mama, günlük mama ihtiyacını bu tamamı karşılıyor zaten. Biz bununla besleme yapıyoruz. Tamam, yani ekstradan o beslenme takviyesi artı buradan da sıvı elektrolit dengelerini sağlamak için takviyesi yapılacak. Çok da moralim bozuk arkadaşlar. Bu tür konulara girmek istemiyorum. Biliyorsunuz zaten hayvanına kadar sevdiğimi. Hepinizin desteklerine ihtiyacımız var. Önemli olan yarın için tekrar size ne bilgi vereceğim, videoda ne anlatacağım. Umarım birazcık olsun toparlamış olur, bize umut verir. Şu an için söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizden desteklerinizi, dualarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.